Önceki akşam dernek lokalinde düzenlenen programa Milliyetçi Hareket Partisi Başkan Vekili İrfan Bayram, Yönetim Kurulu üyeleri, İnegöl Ertuğrul Gazi Kültür ve Yaşatma Dernek Başkanı Mehmet Yılmaz Yönetim Kurulu ve dernek üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programın açılış konuşmasını İnegöl Ertuğrul Gazi Kültür ve Yaşatma Dernek Başkanı Mehmet Yılmaz yaptı. Arkadaşlar, bildiğiniz üzere çok geniş bir tarihimiz, çok geniş bir coğrafyaya hitap eden bir tarih kültürümüz var. İster istemez tarihi sorumluluklarımızı yerine getirmekle yükümlüyüz. Çünkü tarih bize bunu adeta emrediyor. Sopasıyla dövüyor desek yeri var. İşte bugün bakıyorsunuz, bundan yaklaşık bir ay önce Suriye'deki Türkmenler için, orada yaşayan insanlar için bir konvoy yaptık. Burada Çayyaka Derneğimiz başlığı da burada beraber. Sonuçta bu coğrafyada yaşanan olaylara duyarsız kalamıyoruz. Bu olaylardan bir tanesi de Hocalık katliamı. Bize unutulmak istenen ama hafızalarımızda her zaman yer edecek bir olay. Çünkü artık bizim bu coğrafyadaki işte bakıyorsunuz Doğu Türkistan'dan tutun da Bosna'da, işte Yemen'den veyahut da farklı coğrafyalardaki bütün olaylara ister istemez duyarlı kalmamız gerekiyor. İşte bu olaylardan bir tanesi de Hocalı katliamı. Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Gökmen Kınıçoğlu ise Hocalı katliamı Ermeniler tarafından bakıldığında Ermenilerin 1915 olaylarının intikamını almak için yaptığını söylerler. Oysa bu katliamlar emperyalist devletlerin kışkırtmasından başka bir şey değildir diye konuştu. Yani insanların moral duygusunu aşırı tahrip ettiği için o görüntüler konuluyor. Bunlar minimum diyebileceğimiz görüntüler. Şimdi şöyle bir tahayyül edin. Çin'in nüfusu ne kadar? Takriben 2 milyara yaklaştı. Başka şeyler var, Rusların nüfusunu falan koyun. Biz bunlarla, yani Çinlilerden vesaire baktığımız zaman aslında tarihe hemen hemen aynı zamanlar içinde çıktığımız söylenebilir. Hatta onlardan daha önceden var olduğumuz söylenebilir. Şimdi tüm Türk dünyasını alın, şurada dışarıdakileri vesaire toplayın. Yani taş çatlasa 350-400 milyon Türk nüfusu var yok. Şimdi bir tarafta 2 milyara yakın nüfus var. Bu nasıl oldu? Biz o kaynağından çıkan sular gibi her yayıldığımız yerde, her gittiğimizde, her çarptığımız taşta, her çatlakta biraz kaybede gittik. Biz savaşmasını bilmeyen toplumlar değil, karmada insanlardı. Ama işte bizim karşımıza normal yollardan çıkamayanlar bu şekilde hareket ederdi. Yeni değil bunlar. Bunun gibi görüntüleri Balkanlarda gördük, Kafkasya'da gene gördük, Anadolu'da gördük. Her tarafta, her yerde görebiliyoruz.